Soğuk Savaş'ın durukta olduğu 1960'lı yıllarda daha yeni olan uydu teknolojileri istihbarat sağlamakta önemli bir rol oynamaya başlamıştı. Uydudan Sovyetler Birliği'ni gözleyen Amerikan istihbarat ajanları Hazar Denizi limanında çok garip bir araç olduğunu fark ettiler. Normalden çok büyük olan bu aracın uçak mı yoksa deniz aracı mı olduğuna karar veremediler. Bir gemi kadar büyük fakat daha çok uçağa benzeyen bu araca Caspian Sea Monster yani Hazar Denizi Canavarı adını koydular. Ama aslında bu araç bir ekranoplandı. Peki olay bu seviyeye gelene kadar Sovyetler Birliği'nde neler yaşanmıştı? Yani bu aracın üretimine nasıl başlanmıştı? Bir aerodinamik uzmanı olan Rostislav Alekseyev aynı zamanda Sovyet lideri Nikita Khrushchev'in yakın arkadaşıydı. Geliştirdiği ve ekranoplan olarak isimlendirdiği yeni bir tür hava ve deniz taşıtı üretimi fikriyle Sovyet lideriyle görüştü. Bu görüşmede onu etkilemeyi başardı ve üretim için onay aldı. Çünkü araç kağıt üzerinde çok başarılı görünüyordu. Üretilecek olan bu yeni araç sürekli olarak denizin üzerinde uçacaktı. Hızlı hareket edebilecekti ve yakıt tüketimi de çok az olacaktı. Ayrıca tam olarak hem havada olmadığı için hava radarları hem de tam olarak deniz üzerinde olmadığı için denizaltı radarları tarafından tespit edilemeyecekti. Üstelik bu hızlı araç yeni silahlar ile donatılmış olacaktı. Hem ön tarafında hem de arka tarafında silah istasyonları olacaktı. Sırt kısmında ise füze rampaları olacaktı. Ama kağıt üzerinde görülmeyen şey ise aracın hem üretim hem de işletim maliyetinin çok yüksek olmasıydı. Ama bu maliyet olayları Soğuk Savaş yıllarında çok da önemsenmiyordu zaten. Önemli olan şey devasa silahlar üreterek karşı tarafa güç gösterisinde bulunabilmekti. Rusların ekranoplan aracı üretmeye başlamaları Merkezi Hidrofil Dizayn Bürosu kurmaları ile başladı. Dizayn Bürosu'nun başına getirilen Rostislav Alekseyev 1950-1970 yılları arasında burada görev yaptı. Arkadaşı ve Sovyet lideri olan Nikita Khrushchev ve Savunma Bakanı Dmitri Ustinov'dan büyük destek alıyordu. Biro'nun yaptığı Lund sınıfı silahlı aracı büyük yankı uyandırdı. Lund sınıfı MD-160 aracı 8 adet Kuznetsov NK-87 motoru ile çalışıyordu. Yani o zamanın dev motorları ile donatılmıştı. Araç sırt kısmında ise P-270 Moskit güdümlü füze taşıyordu. Ekranoplan, Rusların Hazar Denizi'nde hızlı askeri nakliyat yapabilmek amacıyla geliştirip üretilen, deniz seviyesindeki muazzam kararsız bölgede yüksek hızlara ulaşabilen, yüksek silah kapasitesiyle donatılmış bir kargo aracıydı. Burada muazzam kararsız bölge demek, çatışmaların çok olduğu bölge demek değildir. Muazzam kararsız bölge demek, dünya üzerindeki en kararsız bölge olan hava ve su arasındaki bölgeyi tanımlamaktadır. Eğer araç yüksek hızdayken deniz yüzeyinden biraz fazla yükselirse, hava akımından etkilenerek kendisine zarar verir. Yani parçalanmaya başlar. Aksine denize doğru fazla alçalırsa, suya çarpıp yine parçalanmasına yol açar. Bu araç deniz yüzeyinin 5-10 metre üzerindeki kararsız bölgede 650 km hıza ulaşabilen gemi, hovercraft, uçak menezi bir araçtır. Bilinenlere göre bu araç tank, mühimmat ve erzak taşımak için imal edilmiştir. Yani ekranoplan aracı kanatları ile yüzey arasındaki aerodinamik etkileşimden yararlanarak deniz yüzeyine yakın seviyede uçuş yapan zemin etkili uçak gemi arası bir araçtı. Ekranoplan hem uçak hem de gemilerin karakteristik özelliklerine sahiptir. Çünkü su ile hava arasındaki en kararsız bölgede bu iki aracın yaptığı şeyi mükemmel bir uyum içinde yapmaktaydı. Üretilen bu yeni ekranoplan yani yarı uçak yarı gemi olarak geliştirilen gizli askeri projenin kod adı Proje 903'tü. Evet proje gizliydi ama videomun başında da bahsettiğim gibi Amerikalıların casus uçakları ve uydularına yakalanmıştı. Yani artık deşifre olmuştu projeleri. Üstelik yeni bir lakabı da vardı artık.
Hazar Denizi canavarı. Üretilen ilk araç, yani bu yatay stabilizesi V şeklinde olan ekranoplen, yaşanan bir kaza sonucu Hazar Denizi'nde battı. Bunun üzerine ikinci bir araç daha üretildi. İkinci aracın resimde gördüğünüz gibi yatay stabilizesi daha düz imal edilmiş. Sovyet donanması tarafından uzun yıllar asker ve mühimmat taşımak için kullanıldı bu Hazar Denizi canavarı. Aynı anda 500 kişi civarında askeri personel veya bir seferde yüzlerce ton erzak taşıyabiliyordu bu araçlar. Ama tabii bu aracın da bir handikapı vardı. Ekrana planların en büyük handikapı ise dalgalı denizlerde uçuşunun çok riskli olmasıydı. Bu araçlar 1987'de Karadeniz Filosu emrine verildi ve Hazar Denizi üzerinde 1990'lı yılların sonuna kadar görev yaptı. Soğuk Savaş'ın bitimiyle maliyetleri artık çok daha ön plana çıkmaya başlamıştı. Maddi imkansızlık ve bakımsızlık sonucu kullanımı askıya alındı. Ne zaman hizmet dışına çıkarıldı tam olarak bilinmiyor ne yazık ki. Ama dediğim gibi 90'lı yılların sonuna kadar kullanıldı bu araç. Kullanımına son verildikten sonra bu araçtan kalanlar ise önce Caspix deniz üstüne kaderine terk edilmiş vaziyette durmaktaydı. Araç zaman zaman hareket ettirilerek bir limandan başka bir limana götürülüyor. Sanırım ne yapılmak istenildiğine hala karar verilmiş değil. İşte bu hareket etme zamanlarında tabii ki bu araç dev cüssesiyle kameralara yakalanıyor ve fotoğrafları paylaşılıyor hemen. Böylece tekrar gündeme geliyor bu araç. Sanırım bu araçlar için en iyi kader bir müzede sergilenmesi olur. Eminim çok fazla turist çeker bu ekrana plan aracı. Ama tabii son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar da turist sayısına önemli düşüşler yaşatacaktır. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Takipte kalın.